Belçika Brüksel'den. Birkaç saat önce canlı yayın açmıştım sizlere. Stüdyodan, o bölgelerden, Binbrüksel'den alışveriş mağazalarının olduğu yerlerden görüntüler elde etmiştim birkaç saat önce. Belçika artık kademeli de olsa günlük hayata, yaşantıya normalleşmeye başladı. Gördüğünüz gibi parklar dolu, güzel bir hava var. Güneşli bir hava var. O yüzden güneşin batışına kadar biraz güneşten faydalanayım dedim. Biraz da yürüyüşe çıktım. Bu arada beraber hem yürürüz hem Brüksel'deki normal hayata dönüşün. Brüksel'deki normal hayata dönüşün yaşantısını sizler de görmüş olursunuz. İnsanlar gördüğünüz gibi eskisi gibi değil ortam. Herkesler dışarıda. Hava da güzel bu aralar. Evet. Eyvallah Seyfin kardeşim. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. Ben de bir saat önce Brüksel'deydim. Çok kalabalıktı demiş Tekin Gül. Evet, az önce ben de stüdyo AVM'ye falan girdim. O bölgelerdeydim. Bayağı bir kalabalık vardı. Tekrar biraz yürüyüşe çıktım. Hava güzel. Bu güneşli havada da içeriye tıkılmak olmuyor. Yani güneş batasıya kadar biraz gün batımı biraz gezeyim dedim. Sizlere de çevreden Binbrüksel'den durum ve halleri canlı yayınımızla paylaşarak görüntüleyim diye düşündüm. Görüldüğü gibi herkes dışarıda. Güneş karşısına almış herkes. Herkes oturmakta, gezmekte. Yani normalleşiyor hayat diyebiliriz. Yani eskisine göre bayağı bir kalabalık. Daha önceki yayınlarımı seyredip takip eden üyelerimiz bilirler. Hayırlı akşamlar abim demiş Bilgin Habibi. Teşekkür ederim Bilgin Habibi. Biliyorsun yayın yasağım var. Ben yayın paylaşamıyorum. Yayınımızı gruplarımızda paylaşıversene zahmet. Belçika, Brüksel bugün güzel. Hava gitgide artık havalar birer derece, ikişer derece günlük artık artış yapacak. Birkaç gündür soğuktu.
güneş yoktu o kadar, yağmur. Ama tekrar bu hafta iyi olmaya başlayacak, güneşli olmaya. Eyvallah, teşekkür ederim Bilgin abi. Yayınımızı paylaşmayı unutmayalım. Bu arada şarjımızı bir kontrol edeyim. Şarjımız da artık gittiği yere kadar. Yedek şarj taktım gerçi de. Teşekkür ederim Ferhat Deniz. Telefonu fazla sallanmamaya çalışıyorum. Sizlere daha bir net, daha güzel bir görüntü elde etmek için. Ama ister istemez tabii ki sarsıntı oluyor yürürken. Yayını paylaşmayı unutmayalım değerli üyelerimiz. Tekrar bunu artık hatırlatacağım arada. Bazen unutuyorlar, unutkanlık oluyor. Sizlerden beklediği karşılık, emeğimizin karşılığı paylaşmanız. Sadece isteğimiz bu. Üzerin her yerinde inşaatlar eksik değil. Karşıya mı gitsem acaba? Ben de ne tarafa gideceğim şaşırdım kaldım. Taraflara fazla gitmeyip zaten film o kadar yeterli değil. Karşıya geçeyim o zaman da. Karşıya da diğer taraftan geçeceğim. Thank you.
bekliyorum ben de. Manon Işıklar çalışmıyor. Binaların gölgesinden güneşi göremiyorum. Ben güneşli yeri arıyorum. O yüzden biraz açık yerlere gitmek istiyorum. Enes Şeker, Danimarka'dan selam demiş. Bizlerden de Danimarka'ya selamlar. Teşekkür ederiz. Şükür diyelim Enes Şeker. Allah'a bin şükür. Güneş de tam karşımdan vuruyor. Aynen. Her halimize şükür, bin şükür. Bugünlere şükür. İzleyici sayımız bayağı bir düşmüş. Abi, oradaki durumlar nasıl? Vaka çok mu bilmiyorum. Burası Belçika diyor. Vaka sayısı, ölüm sayısı düşmeye başladı. 50-60 civarıydı. Ben de öyle görüyordum, öyle takip ediyorum. Daha önceden 200-250 kişi günlük ölüm oluyordu. Vaka sayılarında bayağı bir normalleşme, düşüş var Belçika'da. Yani zaten bu korona sebebiyle ölümlerin çoğu, yani yarısından çoğu yaşlılar yurdunda, bakım yerlerinde oldu yoğunlukta. Yani bu gibi yerlerde, bakım yerlerinde olsun, bu gibi yerlerde daha çok ölümler oldu. Yani sokaktan daha çok. Bir yer bulmuş. Hepsi yatıyor orada. Yani bu gibi durumlar gerçekten Brüksel'de çok rastlanmakta. Böyle sokakta kalan, yaşayan insanlarımız bulunmakta. Gördüğünüz uzanmış yatıyor. Havan güzelmiş. Şirinler. Güzel bir dekor olmuş tavana. Ben de daha yeni görüyorum. Buradan birkaç sefer geçmiştim. Ama hiç fark etmemiştim tavanı. Demek ki burası Şirinler Köprüsü oluyor.
Şu an gar, tren garı, gar santraldayım. Burası tren garı olmuş oluyor. Çok defa geçmeme rağmen tavanda daha yeni fark ediyorum şirinlerin resmi olduğunu. Abi herkese iftar hazırlığı yapıyor diyor. Bilgin Habibi sen de haklısın, doğru. Ya ben zaten yayını açma vaktim zaten yanlış. Bir vakit. Ben dedim güneş batmadan hem biraz çevreden tekrar canlı yayın açayım. Hem biraz çevreyi çekeyim hem biraz sohbet edelim amacıyla. O amaçlaşmıştım. İnşallah bir gün bu salgın bitecek. Bizim Danimarka'da vaka düştü, ölü sayısı da düştü. Allah'ın izniyle bugünlerde atlatacağız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Teşekkür ederim Enes Şeker. Sizler de Allah'a emanet olun. İnşallah bugünlerde geçecek. Tabi bazı şeylere alışmamız gerekiyor. Sosyal mesafe olsun, maske olsun. Dışarıdan içeriye girince elimizi temizliyor olsun. Bunlara dikkat edeceğiz. Bugün daha az, evet Tekin Bey. Gün geçtikçe düşüyor. 2-3 hafta önce, 4 hafta önceleri neredeyse 250-300 kişi ölüm vakası oluyordu. Biz de buna bakarak yani tedavi altına alınan korona hastası çoktu. Onda da düşüş oldu. Şükür diyelim. İnşallah ileriye doğru daha da fazla bir şey kalmaz inşallah. Bakalım bizler de artık bütün devletlerdeki hükümetler ne karar alacağını, nasıl yola devam edeceğimizi dinleyerek, seyrederek öğreniyoruz, bakıyoruz. Yani yavaş yavaş da mağazalarda açılmaya başladı. Yeni yapmışlar demek. Bugün daha az 19 kişi ölmüş aynen. 395 kişi taburcu olmuş Mesut. Eyvallah peki kardeşim, teşekkür ederim. Fazla takip edemiyorum ben ölüm vakalarını. Bu korona şeyinin fazlası, canımı sıkmak istemiyorum. Çünkü her gün korona, yatıyorsun kalkıyorsun korona. Tabii herkes gibi biz de şey diyoruz da fazla takmamaya çalışıyorum. Abi sana sorum olacaktı. Belçika Ligi ne zaman başlayacak biliyor musun? Enes Şeker. Vallahi Belçika Ligi şu anda öyle bir konu yok. Çünkü ligler durmuş durumda. Toplumun olduğu yerler, kafeler olsun, düğünler olsun, camiler olsun, zaten bunun gibi yerler kapalı durumda. Şu an futbol hiç haberim yok. Futbolla fazla ilgilenmem. Futbol ilgi alanı dışım. Fazla bir merakım yoktur futbola. O yüzden maalesef bir bilgi veremeyeceğim ama bence bu sene olmayacak gibi. Ben her şeyimi hazırladım. Çok özür dilerim Mesut, yaptım. Mantı yaptım demiş. Afiyet olsun. Hayırlı Ramazanlar bu arada. Hayırlı iftarlar. Orada hava aydınlık. Aynen, rüzgar rüzgar yağmur.
Daha güneş batmış değil. O yüzden ben de güneş batmadan dedim. Hem biraz gezeyim. Hem de bizler sizlere etraftan görüntü elde edeyim dedim. Şu skuter elektrikli demiş. Hayırlı akşamlar. Rüzgar. Rüzgar Bey hoş geldiniz demiş. İnşallah. Allah hayırlısını versin inşallah kardeşim. Demiş Tekin Gül. Tamam abi demiş. İnşallah kardeşim. Ya futbol bilmiyorum. Şöyle olabilir. Belki lig başlayabilir. Ama bilemiyorum. Bu da seyircisiz. Olabilir yani. Çünkü dediğim gibi az önce topluma açık yoğun yerler, konserler gibi falan bunlar daha belirsizliğini koruyor. Hangi gün olacak veya hangi gün açılacak. Merdivenini alan, tüpünü alan gidiyor. Futbolla ben ilgileniyorum demiş. Aynen. Bilgin Habibi Hanım ilgileniyor futbolla. Grubumuzda olsun. Her zaman ligin oynadığı zamanlar maç yayını veriyorduk. Damla Diyar'ın grubumuzda. Futbolla Ahmet Diyar'la Bilgin Habibi arkadaşımız ilgileniyor. Benim o kadar futbolla ilgim alakam yoktur. Yani o kadar futbol ilgilenmem. Merakım yoktur yani. Sen yayını seviyoruz. Eyvallah, teşekkür ederim Rüzgar, Yağmur. Böyle arada yayın yapın, güzel oluyor demiş Rüzgar. Rüzgar bilmiyorum. Bizim şu an Tekin Bey gibi olsun, bazı arkadaşlarımız olsun. Zaten Bilgin Habibi sayfa yönetici arkadaşımız yönetimde. Daha önceki yayınlarımızda ismimiz değişikti. 3 yıla yaklaştı. Ben ara sıra memleketten olsun, buralardan olsun canlı yayınlar yapıyorum toplumumuzun içinde. Yani hemşerilerimizin içinde yayınlar yapıyorduk. Bu sayfamızı 6-7-8 aylık bir geçmişi var. Aynı eski yönetim arkadaşlarımızla, bazı eski üyelerimizle tekrar sayfamızı bir yerlere getireceğiz. Getiriyoruz. Yayınlarımızı yapacağız buralardan. Sizlerle sık sık olacağız. Bilmiyorum siz biliyor musunuz? Benim bir kaza geçirmiştim Türkiye'de. O yüzden ara verdim. Fazla canlı yayınlar yapmıyorum. Böyle bir bazen üyelerimizle, sizlerle yine de bir canlı yayın açıyorum. Belçika Ligi bitmiş, oynamayacağımış Tekin Bey buradan haberleri verdi. Şu sene yok maç abi demiş. Aynen. Maçlarımızda Damla Diyarı grubumuzda ve suç sayfamızda yayınlıyoruz demiş Bilgin Habibi yönetim arkadaşımız. Bu arada Damla Diyarı sayfamızın altında, sayfamıza ait bir grubumuz. Grubumuzu da kaybettik. Daha önceki grubumuzda Emirdağ FM grubumuzdu biliyorsunuz. 18 bin üyeli bir grubumuzdu. Hemşerilerimizin olduğu, üyelerimizin olduğu. Maalesef sebepsiz yere sayfamızı kaybettiğimiz gibi Facebook tarafından gruplarımızı da kaybettik. Çoğu üyelerimiz de bize ulaşamıyor. Gördükçe sayfamızı, bizleri yayınlarımızda bildikçe sayfamıza kendileri tekrar üye oluyorlar. Çok üyemizi kaybettik. Tekrar aynı yönetim ekibimizde dediğim gibi sayfamızın Damla Diyarım grubumuzda da sayfamızdaki yönetimde, oradaki yönetimler aynıdır. Aynı kişilerdir.
Yani sizleri de grubumuza bekleriz. Herkes iftar açacak dediği gibi Damla Hanım'ın. Şu anda kimse yayın seyredecek bir durumda değil bence. Tabii ki sonra seyreden üyelerimiz var yayınlarımızı. Şu an seyredemiyorsa bile zaten bu yayınlar sayfamızda kalıcı. Üyelerimizin zaman da geçse her zaman izleyeceği canlı yayınlarımız olacak. Yani kalıcı sayfamızda zaten. Her zaman ettiğimiz gibi az önce de canlı yayın yapmıştım. Canlı yayın artık son vereceğim. Brüksel'in önemli merkezinden, Grand Place'tan, tarihi meydanından. Az önce de orada canlı yayına son vermiştim. Evet. Sonu her zaman Grand Place'tan sizlerle kapatacağız yayınımızı. Ya şimdi rüzgar yağmur seviyeli ve ilkeli yayın yapıyorsunuz demiş. Çok teşekkür ederim. Buradaki yayınımıza gelen üyelerimiz olsun. Çoğu hemşerimiz. Kimisinin kardeşi, kimisinin kuzeni. Herkes birbirini tanıyan kişiler. Bizler sayfamızda burada seviyesizliğe yer vermeyiz. Her zaman diyorum zaten bütün yayınlarımda bunu bahsediyorum. Sayfamızda rahatsızlık veren tabii ki her üyemiz bir değil. Mutlaka ki her üyemizin arasında başka bir amaçla gelen kişiler de var. Bunun gibi her zaman deriz. Üyelerimize rahatsızlık verici, diğer üyelerimiz tarafından rahatsızlık verici bazı şeyler olursa sayfamıza mesajla iletmeniz yeterli. Ben olmasam diğer arkadaşlarımız sayfamızdaki yönetimdeki Damla Hanım olsun, Bilgin abi bir kullanıcı ismiyle kendileri müdahale ediyorlar. Gereken yerde engellemeyle sayfamızdan durumlara müdahale ediyorlar. Yani bizler sayfamızda hiçbir zaman seviyesizliğe yer vermeyiz. Seviyeli ve düzeyli üyeler bekliyoruz. Bizim de istediğimiz bu. Belçika'dan gurbetçilerimizin yaşantısını, memleketteki durumlar, haberler, ölümler, bunun gibi paylaşımlarla hemşerilerimizi haberdar ediyoruz. Yani bunun gibi yayınlar. Aynen Damla Hanım, insanlar kapalı kala kala gerçekten bunaldı. Biraz da güneş olursa hava tabii ki insanlar güneşten de faydasıyla aynı benim gibi içeriye girmeyi istemiyor. Gördüğünüz gibi güneş karşısına yere. Buralar yazın sıcak aylarda herkes aynı karşıdaki insanlar oturdukları gibi yerlerde otururlar. Ayak atacak yer bulamazsınız. Gerçekten buralar çok kalabalık olur. Bir de turizm merkezi burası, Brüksel. Tarihi binalar olsun. Tarihi merkezleri, yani turistlerin geldiği, akın akın geldiği yerler burası. Adım atılacak yer bulunmaz yaz aylarında olsun. Ya ben kendim olayım, diğer arkadaşlar olsun, günlük son dakika zaten haberlerini direkt bazen ilk yayın olarak verebiliyoruz. Haberdar oluyoruz, bizi haberdar ediyorlar. Çoğu kişiler inanmıyor. Bu haber diyor yalan mı diyor, biz başka yerlerde görmedik diyorlar. Bilmedik, televizyonlarda görmedik diyor ama bir bakıyorlar. 1-2 saat sonra her yerde yayınlanmış. Bazı arkadaşlarımız sağ olsunlar. Hemen bizi haberdar ediyorlar. Biz de hemen o haberi sunuyoruz sayfamızda.
Yani isteğimiz bu. Hemen tabii ki herkesi haberdar etmek konularla. Birbirimizi bilgilendirmek. Tek amacımız, paylaşımlarımız bunlar. Sayfamızın takip yerinde, takipte kaldıktan sonra direkt paylaşımlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Buralar görüldüğü gibi kafeteryaydı. Restoranlar, karşı taraflar. Bunlar hep tıklım tıklım. İnsanlar hep kapılarda otururlardı zaten. Oturma yerleri, yiyecek yerleri de var. Sandalyeler, masalar şu an toplanmış vaziyette. Bayağı bir kalabalık yer. Burası kalabalık oluyordu. Şu an gördüğünüz gibi yine de fazla insan yok. Çünkü turist yok. Genelde hep turist yoğunlukta burası. Allah'ım bu günlerimizi aratmasın abi demiş. İnşallah Damla Hanım. Amin. Allah'ım bu gurbetimizi aratmasın abi. Her şey güzel olacak. Ölümlü bakalım ve tedbirimizi alalım sadece. Aynen. Bizler tedbirimizi alalım. Gerisi Allah'tan artık. Bakacağız, yaşayacağız. Herkes gibi bizler de bazı şeylere alışmak durumunda kalacağız. Ya tabii ki bu durum, korona virüs durumu bizler gibi, yani biz Türk milleti gibi diğer milletleri de etkilemiş durumda. Herkes etkilemiş durumda. Yani gördüğünüz gibi Belçika'yı bile etkilemiş durumda. Her yeri Türkiye'mizi bile. Yani önemli olan bu zararı en kısa yerinden atlatmak. Gerçekten kötü bir şey yani, kimse çalışmıyor, devletler için bile kötü bir şey. Para kaybı demek, ekonomi kaybı demek, işsizlik demek. Bazı hava yolu şirketleri mesela çalışmıyor, işçi çıkarmalara kadar gitti. Geçenlerde duymuştum, Almanya hava şirketi sun ayrı olması gerekiyordu herhalde. Bayağı 1000'e yakın işçi çıkaracaktı. Niye? Çünkü çalışmıyor. İşçiye gerek yok artık. Kısıtlamaya gitti her yer. Bence bayağı bir Avrupa'da ileriye dönük işsizlikler çoğalacak gibi geliyor bana da. Haziran'da açılacak kafeteryalar demiş Tekin kardeşim. Tabi 8 Haziran'da kafeteryalar gibi şimdi kademe kademe, ilk kademesinde artık hayat ilerlemeye geçti. Aşama aşama olacak. 3 aşamada benim bildiğim. İlk aşaması şu an başlamış durumda. Bakacağız, göreceğiz. Artık yavaş yavaş. Tabi ölümler çoğalmadıktan sonra kademeler devam edecek. Neyse, değerli üyelerimiz, ben artık yayına son vereceğim. Şu anda tabii ki herkes iftara hazırlanıyor. Oruç açmaya hazırlanıyor. Burada daha vakit var. Burada daha vakit var. Yani 2 saat civarı falan vakit var daha. Oldu. Herkese tekrar bir hayırlı cumalar diliyorum.
Hayırlı bir Ramazanlar diliyorum. Sağlıcakla kalın diyorum. Esenlikle kalın. Allah'a emanet olun hepiniz. Sayfamızın yayınını beğenip paylaşmayı unutmayalım. Takipte kalalım. Hoşça kalın.